Sultan Buhari Molla Gürani Müftahat Hazretleri tüm velilerin ruhlarını şad eyle. Ya Rabbi, ilahi yarım senden diyoruz. Dertli kullara deva, borçlu kullara. Bu birlik, beraberlik, kardeşlik ile şehrimizin huzur ve güvenliğine katkı sunuyor. Aynı zamanda ülkelerimiz arasında kültür köprüleri kuruyoruz. Anadolu'yu karış karış gezerek Bursa'daki bu kardeşliği Anadolu'ya, Osmanlı'nın ayak bastığı her yere yaymaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar Çorum, Niğde, Afyon, Konya, Kütahya, Malatya, Karaman ve Bitlis illerimize gezinerek Bursa'daki bu kardeşlik bağlarını oralara taşımaya aracılık ettik. Aynı zamanda Bosna Hersek, Arnavutluk, Kosova, Sırbistan, Karadağ gibi atalarımızın ayak bastığı Balkanlar gezilerine de yaparak kardeşlik bağlarımızı pekiştirdik. Bursa'ya daha çok hizmet etmek, Bursa'ya daha iyi sanmadan hizmet etmekten başka hiçbir gayet yok. Bir Uludağ'daydım, onu söyledim. Uludağ'da sabah bir çalıştay başladı. İlk göreve geldiğimden söylediğim bir şey, Uludağ gerçekten Bursa'nın önemli değerlerinden bir tanesi. Çalıştay içinde 4 mevsim Uludağ çalıştı. Uludağ Gürtü'ye, affedersiniz elin yavrunda olacak var ya, trilyonlar kazandırıyorlar, biliyor musun şimdi? Şimdi Uludağ var. Allah'ın vergisi Uludağ işte. Tepe orada yüksek bir yer. Düşün kar yağıyor. İşte teleferik. Zaten teleferik bağlı kardeş. Şimdi herkes çıkamıyor bana. Acaba bu Uludağ'ın bu şehre yansıması nedir? Kesinlikle Uludağ'ın vizyonu bana göre Bursa'nın vizyonu. Eğer biz Uludağ'ı bu manada düzeltirsek, yükseltirsek bunun Bursa'ya aynı şekilde dolaylı faydası olacaktır. Davos muhabbeti var biliyorsunuz. Şimdi yani yıllardır konuşuluyor mesela. Dün Orman Bakanı şöyle bir faaliyette bulundu. İnşallah dedi, Uludağ'da Ocak 2019'da bu yaptığımız yatırımlarla beraber Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılacağı, dünya liderlerinin de katılacağı bir zirveye doğru gerçekleştirecek. Böyle de bir hedef koydu. Bu müthiş bir şey. Reklamasyon böyle bir şey. Böyle hamasi mutluluklarla biz şöyle dağız, şöyle şehiriz falan yok. Yani bunu icraata geçelim. Otoparkından altyapısına, arıtmata isteyenler, kongre ötekim merkezinden kongre otellerine, işte günübirlik gidenlere, farklı sosyal tesislere varana kadar türlü türlü imkanları sunacaksın ki ondan sonra Uludağ gerçek manada Bursa'nın bir değeri olsun. Yoksa orada birkaç tane derme çatma otel veya birkaç tane lüks otel şu zaten birçok kişinin affedersin ağzını suyunu akıp yaklaşamadığı birkaç mekan veya belirli bir zümrünü kullandığı mekan olur. Efendim, bu manada bir değer katmazsanız olur da işte bu kadar kullanabilirsinler. Dün buna dair temeller atıldı. Şehirler böyle akşamdan sabah alınacağın yerler değil, bunu söyleyeyim. Her sene bir Çanakkale kadar büyüyor biliyorsunuz. Bu çok ciddi bir şey. Her sene 80-100 bin nüfusumuz artıyor bizim. Bu az buz, azımsanacak bir şey değil yani. Bursa çok hareketli bir şehir açıkçası. Sanayiyle iç içe yaşayan bir şehir Bursa. Ve kentsel dönüşümlerin bir dönem çok yoğun yapıldı. Yani 200-250 daire yıkılıp görünen aynı metrekarelerde 450-500 daire yapıldı. Ve tabir edilirse balonun şişirildiği gibi üflenen şehirler bu Bursa'da. Allah aşkına hava kirliliği biter mi? Otopark sıkıntısı biter mi? Trafik ve ulaşımla alakalı rahatlama söz konusu olur mu? Hiçbirimizi kandırmayın, bunu söyleyeyim. Yakında göreceksiniz. O da direkt yok. Ama genelde çoğu yabancı. Evet. Pistinden günü bir içeriye kadar var. Bu da... Hadi, hadi.